Sabah 7.30'da müvekkillerimizin gözaltına alındığına dair ailelerinden bilgi aldıktan sonra gözaltılardan ve operasyondan haberdar olduk. Aynı zamanda Mezopotamya Ajansı ve Jinnivis Bürosu'nda da arama yapıldığını öğrendik. Oradaki aramaya dahil olduk ve aslında sürece de o noktadan sonra dahil olmuş olduk. Gözaltı gerekçesini öğrenebilmek için adliyeye gittik. Savcıyla görüşmek istediğimizde savcı bizimle görüşme yapmadı. Katibi üzerinden dilekçe vererek dosya hakkında bilgi almak istediğimizi bildirdik, vekaletimizi sunup. Dosyada kısıtlı kararı olduğunu öğrendik. Avukatın dosyayı inceleme yetkisinin kısıtlanmasına dair bir karar verilmişti. Buna ilişkin biz avukatın kısıtlama kararı olmasına rağmen alabileceği evraklar var. Örneğin arama el koyma tutanakları, gözaltı kararları gibi onları talep ettik. Fakat onlar da bize tebliğ edilmedi. Bunun için biz suç ceza hakimliğine itirazımızı yaptık. Sonrasında Zemo arkadaşımızın 45 günlük bir çocuğu var. Bu nedenle savcılığın hızlıca işlem yaparak Zemo'nun ifadesini alması ve akabinde serbest bırakılmasını talep ettik. Fakat bu talebimize de bir dönüş olmadı. Sonrasında itirazımızı yaptıktan sonra Törlü Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gittik. Müvekkillerimizle görüşmek istediğimizi bildirdik. Bize orada avukat görüş yasağı alındığı söylendi. Bugün tarihli bir 24 saat geçerli olmak üzere bir avukat görüş yasağı var. Sonrasında biz aslında gözaltı gerekçesini emniyetin yaptığı açıklama üzerine öğrendik. Aslında bu açıklamadan gördüğümüz şey de şu: basına ilişkin sansürün, işte dezenformasyon yasasının bir sonucu olarak müvekkillerimiz, gazeteci arkadaşlarımız yaptıkları haberler yüzünden gözaltına alınmış. Bu noktada bir gizli karar varken, dosyada bir kısıtlı karar varken, dosya hakkında herhangi bir bilgi edinemeden biz savcılıktan, avukatları olarak dosyanın gerekçesini yine biz aslında basından öğrenmiş olduk. Sonrasında emniyetin gözaltına almasına ilişkin videolar yayınladığını gördük. Bu videolar aslında müvekkillerin nasıl işkenceyle gözaltına alındığını bize gösterdi. Başları eğilerek ve ters kelepçeyle, tamamen insan haklarına aykırı bir şekilde gözaltına alındığını öğrendik. Bu noktalarda da müvekkillerimizle görüştükten sonra, başkaca işkence bulgusu olup olmadığını tespit ettikten sonra yakalanma işlemine ilişkin prosedürü de işleyen bir suç duyurusu dilekçemizi yapacağız. Aslında doğru gazetecilik, özgür basın dediğimiz gazetecilik her zaman hedef alınmıştı bu ülkede. Arkadaşlarımız da aslında yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri tamamen hedef gösterilerek gözaltına alınmış olması bu devlet aklının değişmediğini bize gösteriyor. Kamuoyu habersiz bırakılmaya çalışılıyor ve en nihayetinde bu muhalefeti sindirmeye çalışan politika basın yoluyla da sindirilmeye çalışılarak toplum tamamen bir baskı altına alınmaya çalışılıyor. Aslında bu gözaltıların sebebi de bir noktada budur.